Teşekkürler arkadaşlar. Efendim hepinize saygılarımı sunuyorum. 25-26 Temmuz'da güzel bir kurultay gerçekleştirdik. 37. kurultayımız. Şunun için çok değerli. Dünyanın en köklü, kalıcı partilerinden birisiyiz aslında Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Yüzyıllık bir tarihimiz var. Ama bu yüzyıllık tarihe baktığımızda bu yüzyıllık tarihte çizgimizde hiçbir değişiklik olmamış. Çağdaş uygarlığı hedefleyen, demokrasiyi hedefleyen, kadın erkek eşitliğini hedefleyen, sosyal projeleriyle, ekonomi projeleriyle gelir dağılımının dengeli olmasını isteyen, İlk çizgiyi sürdürmüşüz. Gücü üretimden alan, gücü akıldan alan, bilgiden birikimden alan, planlayan, dünyayı okuyan bir kültürden gelmişiz. Her kuşak bu kültürü biraz daha ileriye taşımış. Dolayısıyla çizgi çağdaş uygarlığın ötesine geçmek gibi bir çizgimiz var. 37. kurultayda bir şey yaptık. İkinci yüzyıla çağrı ve annamesini okuduk, hep birlikte oyladık ve oy birliğiyle kabul ettik. Gerçekten de Türkiye'nin siyasal tarihinde ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi, ikinci yüzyılı Türkiye olarak nasıl görmek istiyoruz? Nasıl bir Türkiye arzuluyoruz? Neler yapmalıyız? Bunu anlatan bir beyanname aslında. Oy birliğiyle kabul edilmesi her birimize tek tek sorumluluk yükledim. O sorumluluğun birinci aktörü benim, ikinci aktörü MHK üyeleri, üçüncü aktörü de siz olacaksınız. Yani parti meclisi üyelerimiz olacak. Dolayısıyla ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini toplumun her kesimine, ama her kesimine hiçbir ayrım yapmadan gidip aktarmamız gerekiyor. Anlatmamız gerekiyor. Ve çağrı beyannamesinin ana omurgasını aslında demokrasi oluşturmakla beraber ana omurgasını ilk anayasamızın, ilk anayasamızın birinci maddesi oluşturuyor. Egemenlik kaydu şart milletindir. Yani egemenlik milletindir. Dolayısıyla hiçbir kişiye, bir sınıfa, bir zümreye egemenliğin verilmesini asla kabul etmiyoruz. Bunu ısrarla ve ısrarla dile getiriyoruz. Bu açıdan bizim için çok değerli bu beyanname. Değerli arkadaşlarım, 60 kişiden oluşuyoruz. 39'u erkek, 21'i kadın. Parti meclisimizin %41.6'sı yenilendi. Dolayısıyla %41.6 oranında yeni arkadaşlarımız, gençler, kadınlar ve erkekler geldiler. Hep beraber 60 kişiyi oluşturduk. Yaş ortalamamızı da 48. Değerli arkadaşlarım, bizi televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarıma da seslenmek isterim. Sosyal medya hesaplarında bizi izleyen gençlerimize, arkadaşlarımıza, onlara da seslenmek isterim. Radyoların başında Acaba bu CHP'nin genel başkanı ilk parti meclisi toplantısında neleri anlatacak diye merak edenlere de seslenmek isterim. Çünkü biz kapsayıcı bir siyaset, kapsayıcı, toplumun her kesimini kucaklayan bir siyaseti yaşama geçirmek istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Eğer sorun ortaksa o sorunu çözmeye birileri talip olmalı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyeleri olarak Türkiye'nin, 18 yıldır çözülemeyen, belki de onlarca yıldır çözülemeyen sorunlarının çözümüne talibiz. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyoruz? Kişinin kimliği farklı olabilir, inancı farklı olabilir, yaşam tarzı farklı olabilir. Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasında yaşayabilir, köyde, kentte, kasabada, ilçede yaşayabilir. Ama bir sorunu varsa o sorunun çözümüne talip olan bir partiyiz. Ve biz Yeni parti meclisi olarak bu sorunları çözmeye talip olduğumuzu herkese anlatmak zorundayız. Şunun için söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partililer siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görmüyoruz. Siyaset bana ne verecek diye bir düşüncemiz yok. Biz siyasete hangi katkılarda bulunabiliriz? Bizim iktidar partileriyle aramızdaki Temel farkımız bu. Onlar siyaseti zenginleşme aracı olarak görüyorlar. Biz siyaseti halka hizmet aracı olarak görüyoruz. O nedenle biz siyaset yaparken zenginleşmiyoruz aslında. Mal varlığımızı açıklıyoruz. Ama onlar korkularından mal varlıklarını bile açıklayamıyorlar. Hatta yeri zamanı gelince Herhangi bir ülkenin başkanı, devlet başkanı çıkıp mal varlığını açıklarım ha diye tehdit edince sesleri daha iyi çıkmıyor. O nedenle siyaseti temiz zeminde, ahlaklı zeminde yürütmek zorundayız. Yine siyaset var olan sorunları görme ve sorunları nasıl çözeceğiz düşüncesini içselleştirmekten geçer sorunlar görülüyor. Aslında bugün Türkiye'deki bütün sorunları 83 milyonumuz yaşıyoruz. Hep beraber yaşıyoruz. Var olan sorunlar ama bu sorunlar nasıl çözülecek? Kiminle çözülecek? Kimlerle çözülecek? Hükümet dediğiniz organ kimlerden oluşuyor? Bir kişiden mi? Bakanlardan mı? Yoksa bir kişi her şeye kadir mi? Her şeye muktedir mi? Ve o bir kişi bütün bu yetkileri toplamasına karşın neden sorunları çözemiyor? Özellikle iktidar partisine oy veren ve iktidar partisini destekleyen partilerin partilerin ya da partilere oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. 18 yıldır yönetiyorlar. Türkiye'nin hangi sorunu çözdüler? Hangi sorunu çözdüler? Bana bir Allah'ın kulu çıkıp desin ki ben Türkiye'nin şu sorunu vardı ve ben bu sorunu çözdüm. Hangi sorunlu? Yok böyle bir şey. Ayrıca siyaset geleceği öngörme sanatıdır. Geleceği öngörme. Geleceği öngörürsünüz. Dünya nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor? Biz çağdaş dünyadan kopuyor muyuz yoksa orayı aşıp daha ileriye gitme gibi bir hedef mi ortaya koyduk? Eğer siyaset dar alana sıkışmış ve kendi fasit dairesi içinde politika üretmeye çalışıyorsa onun Türkiye'de dünyaya da hiçbir yararı olmaz. Yarar sağlamak istiyorsa o fasit dairenin dışına çıkıp her düşünceyi rahatlıkla oturup dinlemesi gerekiyor. Ayrıca siyaset bir özveri alanıdır. Yani siyaset kolay bir şey değildir. Siyaset yapan arkadaşlarımın doğru dürüst aile hayatları bile yoktur. Yeri geldiğinde evimizi otel gibi kullanırız. Sabah, öğle, akşam bazen dışarıda, bazen başka ülkede, bazen falan ilde, köyde, kırsalda çalışırız. 24 saat. Sorun varsa, soruna kilitleniyorsan sorunun kaynağına gidiyorsan, sorunu yaşayanları dinliyorsan, onlar hangi sorunlarla karşılaştılar ve o sorun onlar için ne tür maliyetler ortaya çıkardı? Bunu görüyorsan, o zaman sen gerçekten temiz bir siyasetçisin. Düzgün bir siyasetçisin. Özveri de bulunan bir siyasetçisin. Ayak ayak üstüne atıp efendim işte ben gideceğim 6 ay tatil yapacağım demeyeceksiniz. Diyemezsiniz. Siyasete giriyorsanız 24 saat Telefonunuz açık olacak. 24 saat vatandaşı dinleyeceksiniz. Derdini dinleyeceksiniz. Size kızabilir, olabilir tabii. Vatandaş haklıdır. Eğer size ulaşıp size derdini anlatabiliyorsa aslında bir anlamda o mutlu bir vatandaştır. Bir siyasetçiye ulaştı, derdini anlattı. Çözüldü veya çözülmedi. Ama en azından vatandaşla siyasetçi arasındaki diyaloğu bir şekliyle sağlamış olacağız. Siyaset aynı zamanda topluma adanmışlıktır. Kendinizi içinde yaşadığınız toplumun daha görkemli bir yaşam sürmesini sağlarsınız. Onu amaçlarsınız. Hedefinizin o olması lazım. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi düşünün. Bizim idealimiz herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye, kavgaların olmadığı bir Türkiye. Böyle bakmak gerekiyor. O nedenle siyaset bir çatışma alanı değildir. Bir uzlaşma alanıdır. Siyaseti çatışma alanından, kavga alanından çekip sorunları çözmek için bir uzlaşma alanına dönüştürürseniz bundan karlı çıkan sadece ülke olur. Hepimiz karlı çıkarız. Bu işin zararlısı olmaz. Kavga alanı yaratıp kendi tabanımı bloke edeceğim. Başka bir yere gitmesin diye özel bir çaba içine girerseniz ülkeyi ayrıştırırsınız ve bölersiniz. Ve insanların sağlıklı düşünmesini engellersiniz. Bizim uzun süredir yapmak istediğimiz politika bu. Bana oy vermeyen vatandaşıma da benim saygı duymam gerekiyor. CHP'ye oy vermeyen hatta kapısının önünden geçmeyen vatandaşın sorunu varsa ben o sorunu dinliyorsam o vatandaşla samimi içten bir diyalog kuruyorum anlamına gelir. Dolayısıyla insanları kaybetmek değil, insanları kazanmak gerekir. Siyaset aynı zamanda yetkin kadrolarla çalışma alanıdır. İster, ister iktidar, ister muhalefet. Siyasete giriyorsanız yetkin kadrolarla çalışmak zorundasınız. İşini bilen kadrolarla çalışmak zorundasınız. 21. yüzyılda hiç kimse ben her şeyi biliyorum diyemez. Hiç kimse her şeyi biliyor olamaz. 21. yüzyılda gelişmişliğin tanımı nedir? Gelişmişliğin tanımı şudur. Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir. Örnek. Eskiden doktor derdik sadece. Şimdi hangi doktor diyoruz? Kalp cerrahı mı? Kalp damar mı? Çocuk cerrahı mı? Kulak burun boğaz mı? Göz mü? Beyin cerrahı mı? Her sürenin sonunda yeni uzmanlık alanlarının gelişen teknolojiyle beraber ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla uzmanlarla çalışmak, yetkin insanlarla çalışmak siyasetçinin topluma güven vermesi açısından da son derece değerlidir. Ve siyasetçi tabii mutlu bir toplumu düşler. Ve bunu inşa etmek için çalışır. Mutsuz bir toplum değil. Herkesin huzurlu yaşadığı bir toplumu düşlemek ve hedefini bu noktaya, bu noktaya kilitlemek zorundadır. Ve siyasetçi doğal olarak siyaset dünyayı okumaktır. Dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Orta Doğu'da ne oluyor? Akdeniz'de ne oluyor? Amerika'da, Japonya'da, Çin'de, Güney Kore'de, Kuzey Kore'de ne oluyor? Türk Cumhuriyetlerinde ne oluyor? Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz nedir? Bütün bunları siyaset dünyasının iyi okuması lazım. Siyaset budur. Ve biz ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyeleri olarak bizler bu ilkelerden yola çıkarak kendi siyasetimizi inşa ediyoruz. Kavgadan uzağız. Sorunlu biliyoruz. Bilmiyorsak öğreniyoruz. Hiç kimseye tepeden bakmıyoruz. Kibir bizim kapımızdan dahi geçmez. Herkesi kucaklamak, herkese eşit davranmak bizim temel felsefemiz ve biz siyaseti bu çerçevede yerine getireceğiz. Kuşkusuz bunu yaparken kavgadan uzak farklı bir muhalefet çizgisi izliyoruz. Sürekli itiraz eden değil. Sürekli eleştiren değil. Tam tersine eleştiren ama mutlaka çözümünü de ortaya koyan bir siyaset izliyoruz. Çözümsüz bir sorunu asla dile getirmiyoruz. Bir sorunu dile getiriyorsak arkasından çözümünü de söylüyoruz. Ha çözüm beğenilir veya beğenilmez. O ayrı bir şey. Çözümümüz de eleştirilebilir. Ama en azından biz bir sorun var saptamışız ve bu sorun nasıl çözülür onu da dile getirmişiz. Bu neye yarar? Bu her şeyden önce ülkeyi yöneten iktidar partisine yarar. Çünkü iktidar partisi farklı bir partinin sorunun nasıl gördüğünü ve nasıl çözülmesi gerektiğini öğrenmiş olacaktır. Nereden? Bizim söylemlerimizden. Eleştirebilir bizi. Söylediğin öneri doğru değildir diyebilir veya doğrudur da diyebilir. Ayrıca sadece iktidar partisi değil tabii. Geniş bir kitle, toplumun aydınları da bizim önerilerimizi oturur bakar, eleştirir veya yeni ek öneriler getirebilirler. Eksiğimiz varsa tamamlayabilirler. Dolayısıyla bizim siyaset anlayışımız 21. yüzyılın 21. yüzyılın siyaset anlayışına uygun bir siyaset anlayışıdır. Bu çerçevede yapıyoruz. Bu çerçevede götürüyoruz siyasetimizi. Ve biz Önerilerimizi yapmaya hep devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. Örneğin dedik ki siyasi iktidara hiç kimseyi ötekileştirmeyin. Kimliği farklı olabilir, inancı farklı olabilir, yaşam tarzı farklı olabilir, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayabilir ama hepimiz bu vatanda ve bayrağımızın altında özgürce yaşıyorsak kimseyi ötekileştirme hakkımız yoktur. Bunu defalarca 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 söyledim. Sizlerden de isteyim. Parti meclisinin saygıdeğer üyeleri olarak sizlerden de isteyim. Bu talebi gittiğiniz her yerde dile getireceksiniz. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın bizim başımızın üstünde yeri var. Eksiğimiz varsa bize söylesin. Yanlışımız varsa bize söylesin. Eksikten de yanlıştan da ders çıkarmasını bilen bir siyaset anlayışını gütmek istiyoruz. Yine biz iktidarı uyardık defalarca defalarca defalarca. Ya kimse aç ve açıkta kalmasın. Herkesin bir gelecek güvencesi olsun. Bunu söyledik. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. 18 yıldır bir siyasi parti, 18 parti demeyeyim de bir kişi. 18 yıldır bir kişi Türkiye'nin hemen hemen her noktasını egemen. Bürokrasiden toprağına kadar. Valisi, kaymakamı, her şey kendi emrinde. 18 yıldır. Eğer 18 yıldır siz ülkeyi yönetiyor ve 18 yıldır hala on binlerce çocuk yatağa çıkıyorsa bir derdimiz var demektir. Yine özellikle AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Eğer senin vicdanın bu ülkede 18 yıldır yürütüyor, yönetiyor ve bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve çocuk açlıktan ölüyorsa bunun vebali de günahı da onlara oy verenlerdedir. Bu kadar açık bu kadar ne söylüyorum. Devleti yönetenler, ülkeyi yönetenler bir çocuk yatağa aç giriyorsa uyumazlar. Hemen ulaşırlar. Her türlü ihtiyacını karşılarlar. Geleceğini güvence altına alırlar. Bunu yapmamız gerekiyor. Aç ve açıkta kalma, işsizlik. 18 yıldır memleketi yöneteceksiniz. 10 milyonun üstünde işsizliğimiz var. 10 milyonun üstünde. 600 bin üniversitelerden mezunumuz çıktı. 600 bin mezun. Hadi 100 bininin diyelim babasının iş yeri var, fabrikası var, berber dükkanı var vesaire çalışıyor. Oğlum üniversiteyi bitirdin gel benim yanımda çalış dedi. 500 bin kişi nereden iş bulacak? Nereden bulacak işi? Üniversiteyi bitirmiş. Bu sorunun cevabını bilen var mı? İktidar partisinden bilen var mı? Hayır yok. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bunu da not edin lütfen. Gittiğiniz her yerde bunu anlatacaksınız. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bakın özellikle fakir aile çocuklarını buluyorlar. Onları uyuşturucu alıştırıyorlar. Sonra torbacı yapıyorlar. Sonra piyasaya satıyor, salıyorlar. İktidar 18 yıldır bu memleketi yönetiyor. Ne oldu da nasıl oldu da fuhuş bu kadar arttı? Ne oldu nasıl oldu da uyuşturucu bu kadar arttı? Ne oldu nasıl oldu da kadınlara şiddet bu kadar yüksek boyutlara ulaştı? Kimin vebali var? Kimin günahı var? Kim bu ülkeyi yönetiyor? Hepimizin sorması lazım. Her yerde de bunu anlatmanız lazım. Değerli arkadaşlarım, dedik ki hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, evet. Bunu da her yerde söyleyin. Her çocuk bizim çocuğumuzdur. Her çocuk. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa, sorumlusu lale devrini yaşayanlardır. Biz onlara ne dedik? Herkes yaşı ne olursa olsun. Yaşı ne olursa olsun. Sıfır yaşından isterse yüz yaşına kadar. Yaşı ne olursa Herkesin bir gelecek güvencesi olmalı. Ne dedik? Aile destekleri sigortasını kuracağız dedik. Böyle bir kurum olacak dedik. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayıp 21. yüzyılda gelecek güvencesi olmayan bir kişiyi bile bırakmayacağız. Herkesin bir gelecek güvencesi olacak. O kadar acı olaylar var ki yaşandı ki biz zaman zaman okuyoruz, bakıyoruz ve unutuyoruz. Akşam notlarıma baktım. Adana'da bir baba intihar etmek istiyor. Polisler geliyorlar, aman yalvar, yakar vesaire. İntihardan vazgeçiriyorlar. Bu babanın polise anlattığı ne biliyor musun? Şöyle söylüyor. Size bir soru soracağım. Senin iki çocuğun var. Birinin adı Sena, diğeri Nisanur. Onlarla beraber olduğunda, manavın yanından geçerken meyveleri görüp canları çeker, isterler diye montunun önünü açıp gözlerini kapatarak götürüyor musun? Ben böyle yapıyorum. Ben size 21. yüzyılın Türkiye'sinden gerçek bir fotoğrafı veriyorum. 18 yıldır bu ülkeyi yöneteceksiniz. 18 yıl. 10 milyonun üstünde işsiziniz olacak. Bütün dünyayla kavgalı olacaksınız. Orta Doğu'da kan akacak ve siz silahları vereceksiniz. Memlekette huzur kalmayacak. ve bunu hepimizin oturup düşünmesi lazım. Siyasetçinin yine defalarca söyledik. Ya şu memlekete vatandaştan oy aldınız eyvallah. İtirazımız yok. Vatandaş kime oy vermişse gelip yönetecek. Başımızın üstünde de yeri var. Eksiği varsa söyleyeceğiz. Ya kardeşim memleketi adaletle yönet dedik. E inancımıza bakıyoruz. Devletin dini adalettir diyoruz. Evet devletin dini adalettir. Adalet mülkün temelidir. Evet mülk yani devletin temeli adalettir. E adalet kutup yıldızı gibidir yerinde sabit durur. Bütün kainat onun etrafında döner. Ekosistemin de kendi içinde bir adaleti vardır. Ya devleti niye adaletle yönetmiyorsunuz? Adalete güven neredeyse bitti. Adalete güven. Adaletin en tepe noktalarındaki sorumlular bile adalet duygusunun ya da adalete olan güvenin yerlerde süründüğünü söylüyorlar. 18 yıldır adaleti bu hale kim getirdi? Oy veren vatandaşların oturup düşünmesi lazım. Kim getirdi bu hale? Atamaları yapan ben değilim. Atamaları yapan onlar. Seçen ben değilim. Seçimi yapanlar da onlar. Mahkemeye talimat verenler onlar. Beğenmediği kararı veren, hakimi sürenler onlar. Partinin il başkanlığından ilçe başkanlığından avukatı alıp hakim koltuğuna oturtanlar onlar. Sonra diyorlar ki adalete güven var. Hayır efendim hiç bir güven yok. Bütün bütün araştırmalar adalete güvenin olmadığını gösterdi. Daha acı olan ne biliyor musunuz? Daha acı olan şu. Adalet isteyenler de hapishanede. Adalet istiyorum diyor. Sen adalet mi istiyorsun? Atın içeri. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir tablo yok. Bakın, dünyanın hiçbir ülkesinde adalet isteyen birisinin hapse atıldığı başka bir tablo yoktur. Biz yaşıyoruz böyle bir tabloyu. Yine söyledik. Dedik ki ya israf yapmayın arkadaş. İsraf haramdır ya. Tasarruf yapın. İsraftan kaçının. Efendim, bol para harcarsan itibar sahibi olursun. Hayır efendim, bol para harcayan, kontrolsüz para harcayan kişiye vatandaş enayi gözüyle bakar. Ya da bu kadar parayı saçıyorsanız o parada sizin alın teriniz yoktur. Alın teri olan her kuruşun değeri çok farklıdır. Havadan para almışsanız haydan gelen huya gider. İsraftan kaçının dedik. israf yapmayın dedik. Maalesef bu da oldu. Bunları niye söylüyorum? Biz onlara öğütledik, söyledik, bunları yapmayın diye. Muhalefet olarak söyledik. Örnekler verdik, yüzlerce örnek verdik. Yapmayın diye ama yapmaya devam ettiler. Yine söyledik. Ya borçlanıyorsunuz. Her taraftan borç alıyorsunuz. Aşırı borçlanmayın. Borç alırsanız ileride gırtlağınıza binerler. Sizi yönetmeye kalkarlar. Fakirin fukaranın ağzındaki lokmayı alır, sen onlara verirsin. Dedik defalarca. Hatta çok sık kullandığım bir deyim var. 83 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz ya. Evet geldiğimiz nokta odur. 83 milyon Londra'daki bir avuç tefeciye çalışıyor. O noktaya getirdiler. Ne diyordu? Borç alan emir alır. Aynen öyle. Borç alan emir almaya başladı. Duyunu umumiyete de öyleydi. Osmanlı'nın batışında da gördük biz bunu. Sizden yine isteyim. Bütün parti meclis üyesi arkadaşlarımdan isteyim. Yabancılara, tefecilere ne kadar faiz ödediğimizi saniyesini, dakikasını, saatini, gününü, ayını, yılını belirterek anlatacaksınız. 18 yılda, 18 yılda sadece yurt dışında Londra'daki tefecilere ödediğimiz faiz 178 milyar 154 milyon dolar. 178 küsuratı atıyorum. 178 milyar dolar. Ya 178 milyar dolarla ikinci bir Türkiye inşa edersiniz. Türkiye'nin her tarafında fabrikalar olur. Bu söyledim. Ödedikleri ana para değil bu. Ödedikleri faiz. Bir dakikada ödenen faiz 33.821 dolar ödüyorlar. Yani 34.000 dolar dakika başına faiz ödüyorlar. Londra'daki tepecilere. Bir günde 48 milyon 703 bin dolar faiz ödüyorlar. Memleketi 18 yılda faiz ödenen noktaya nasıl getirdi ve kim getirdi? Kim getirdi bunu? Milyonlarca insan diyor geçinemiyorum. E geçinemezsin kardeş. Çünkü senin alın terinin yarısından fazlası Londra'daki tefecilere gidiyor. Sen geçinemezsin zaten. Yine söyledik. Ya siyaseti kirlilikten arındıralım. Siyaset temiz insanların işi olsun. Düzgün insanların işi olsun siyaset. Siyaset gerçekten topluma adanmışlık Ilkesini benimseyen insanların alanı olsun siyaset. Gelin bir siyasi ahlak kanunu çıkaralım. Kabul etmediler. Dün bir arkadaşım bir kamuoyu yoklaması getirdi. Devletin kurumlarına güven. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güven. Yüzde 1.2. Bir daha ifade edeyim. İnanamadım. Vatandaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveni Yüzde bir Ne acı bir tablo. Bu meclis hani gazi meclisti. Bu meclis milli kurtuluş savaşını yöneten meclisti. Bu meclis egemenlik bila kaydı şart milletindir diyen meclisti. Bu meclis cumhuriyeti kuran meclisti. Nasıl oldu da bu meclis yüzde bir vatandaşın gözünde itibarı olan bir kuruma dönüşebiliyor. Sorumlusun kim? Eğer rüşvet alan adamı milletvekili yaparsan, iş takipçiliği, para karşında iş takipçiliği yapanı milletvekili yaparsan, parlamentoya getirirsen, bakan yaparsan, yolsuzlukları alıp başını gider ve sesini çıkarmazsan bu meclis bu konuma gelir. Bu meclis bu konuma gelir. Yine söyledik. Devlet dediğiniz kurum liyakatle yönetilir. İşi ehline vereceksin kardeş. Senin dünya görüşünü paylaşan çok sayıda gerçekten konunun uzmanı bir sürü insanımız var. Yurt dışında doktora yapmış, master yapmış, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun olmuş çok kişi var. Neden bunları devletin kadrolarında alıp yetiştirmiyorsunuz? Dış politikada bir iflasla karşı karşıyayız. Neden? Dışişleri Bakanlığı devre dışı. Kimsenin Dışişleri Bakanlığı'ndan bürokratların görüşünü alma gibi bir düşüncesi dahi yok. Büyükelçi olmak kolay mı? Genel Müdür olmak kolay mı? Üniversitede akademisyen olmak kolay mı? Bütün bunları attılar bir tarafa. Dolayısıyla damattan Hazine Bakanı, rüşvetçiden büyükelçi yaptılar. İş takipçilerinden büyükelçi yaptılar. Yanlış bunlar yanlış. Bir Kızılay yöneticisi eleştiriyor. Güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi olmaz diye. Kendisi de AK Partili. Hemen AK Parti'den atıyorlar. Şimdi ben AK Parti'ye oy veren vatandaşlara seslenmeyecek miyim? Bu yapılanın haksızlık olduğunu o görüyor, dillendiriyor ama partiden atılıyor. O zaman orası iş takipçiliği karşılığında rüşvet alanların yuvası mı oluyor acaba? Öyle bakmak lazım. Dürüst insanların dışlandı, ahlaklı insanların dışlandı, doğruları söyleyenlerin dışlandı. Bir parti niteliğiyle mi geldi orası? Öyle bir hüviyet mi kazandı orası? Değerli arkadaşlarım, bir pandemi süreci yaşadık yine eleştiri getirmedik. Bu süreçten nasıl çıkarız diye örneklerini verdik. Kahveciden tuttuk, berberden, tut, berberden tuttuk, işini kapatıp evine gidenden tuttuk. Nelerin yapılması gerektiğini her toplantıda tek tek madde madde saydık. Büyük bir kısmını yapmadılar. Tabii değerli arkadaşlarım, İş yeri kapananlara dediler ki siz iş yerini kapattık. Evinize gidin. Size kısa çalışma ödeneği vereceğiz. Ne kadar? 1168 lira vereceğiz. Diyelim kişi ayda 10 bin lira alıyor çalışırken. Hayır diyorlar. Sana 1168 lira vereceğiz. Asgari ücret alıyor diyelim. Hayır asgari ücret de vermeyeceğiz sana. 1168 lira vereceğiz. Yani günde 39 lira. üç buçuk milyon insan şu anda günde 39 lirayla geçinmek zorunda. Şimdi ben 83 milyona seslenmek istiyorum. Çoluk çocuk dahil. Vicdanı olan herkese seslenmek istiyorum. Günde 39 lirayla kim hangi aile geçinebilir? Hangi aile Verdikleri para da işçinin kendi parası, işsizlik sigortasında. Ya kardeşim yapıyorsan bari asgari ücret ver. 2400 lira verirsin asgari ücreti. Dersin ya ülke zor durumda. İdare et. Sana asgari ücret veriyorum. 1168 lirayla bu nasıl geçinecek ya? Buradan çağrı yapıyorum. Vicdanı olan ülke yönetici, yöneticilerinden, vicdanı olanlara çağrı yapıyorum. 1168 lirayı bari ahlak için ya, ahlak için, vicdan için asgari ücrete çıkarın. Bari asgari ücret verin bunlara. Kendi paranı vermiyorsun. Vatandaşın vergisini de vermiyorsun oraya. Bu kendi aylığından kesilip, işverenin dahil olmadığı kesilip, işsizlik sigortası fonuna yatan para. Asgari ücreti verin bari. Değerli arkadaşlarım, bunlara asgari ücret dahi vermiyorlar ama kendi yandaşlarına, eski milletvekillerine, milletvekili aile alıyor. 3-4 yerden yönetim kurulu üyeliği alıyor. Ayda 50 bin, 60 bin liraya para demiyor. Devleti arpalığa çevirdiler. Ya vicdanı olan bunu kabul eder mi? Ahlakı olan bunu kabul eder mi? Adalet duygusu olan bunu kabul eder mi? 10 milyon işsizin olacak, Beyler bir eli da bir eli balda. Bir maaş etmiyor, iki maaş etmiyor, üç maaş etmiyor. Dört maaşı birden alıyorlar. Altlarında lüks arabalar. Yurt dışı seyahatler. Ya bu kadar lüks, bu kadar şatafat. 10 milyon işsiz varken hiç vicdanını sızlamıyor mu? Ahlak nedir bilmiyor musunuz Allah aşkına ya? Ahlak, ahlak. Nerede oldu ya bu? Nerede? Nerede kaybettiler bu ahlakı? Değerli arkadaşlarım. Bütün bunlar olurken hep önerdik. Bunları söyledik. Yapmayın. Bunlar yanlıştır dedik. Bunları söylerken şöyle bir duyguya asla kapılmadık. Oh, iyi oldu. Bunlar batacak. Biz geleceğiz. Hayır, asla böyle bir duygu olmadı. Asla. Ne demiştik? Siyaset, siyaset öç alınacak, kin duyulacak, kavga edilecek bir alan değil. Siyaset halka hizmettir. Yanlış yapıyorsan söyleyeceksin. AK Parti yanlış mı? Yapıyor. Destekleyen de yanlış yapıyor mu? O da yanlış yapıyor. Söyledik mi? Söyledik. Ama batsınlar, mahvolsun. Onlar batmıyor arkadaşlar. Batan memleket. Onlar işsiz değil. Onların çocukları işsiz değil. İşsiz olan vatandaşın çocuğu. çocuğu. Açlığı çeken vatandaş. Sarayda oturanlarda bir dert yok. Onlarda hiçbir sorun yok zaten. O zaman biz gidişatın düzelmesini istemek için zaten tekliflerimizi, önerilerimizi, çarelerimizi dile getiriyoruz. Bunları yaparsan daha uzun sürede iktidarda kalabilir. Ama dediğim gibi iktidara yol gösterdik. Bunlar bildiklerini okudular. Diyeceksiniz belki ne zaman yol gösterdiniz? Ekonomik krizin başlangıcı. Ekonomik 13 Ağustos 2018. Ekonomik krizin başlangıcında İstanbul'a gittim. MYK üyelerimizle birlikte, ekonomi kurmaylarıyla birlikte bize destek veren akademisyenler de vardı. Bu krizi nasıl atlatabiliriz? Oturup tartıştık ve 13 madde halinde ekonomik krizin Nasıl atlatılacağını bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladım. Hiç kimseyi suçlamadım. İktidar böyledir, şöyledir demedim. Bu krizi aşmak için Türkiye daha derin bir krizin içine sürüklenmesin diye 13 maddeyi açıkladım. Maddelerin birincisi sorun var. Sorunu yaşayanlar var. Ekonomik Sosyal Konseyi topla. Bir sor bu adamlara. Bu hangi sorunla karşılaşıyorlar? İşçisine sor, işverenine sor, sanayicisine sor, esnafına sor, çiftçisine sor. Hepsini çağır. Arkadaş bir ekonomi krize doğru gidiyoruz. Sorun var. Sizin karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Ve biz nasıl bir çözüm üretmeliyiz? Birinci maddemiz buydu. Sonra dedik israftan vazgeç. Dolar bazında ihale yapıyorsun. Ya dolar bazında niye ihale yapıyorsun kardeşim? Senin Türk liran yok mu? Adı Türk lirası. İtibarsız hale niye getiriyorsun? Yetmiyor bir de itilaf çıkarsa Londra'daki mahkemeler yetkilidir diyeceksin. Kendi mahkemene bile güvenmiyorsun. Bunlardan vazgeçtirdik, israftan vazgeçtirdik ve bakın şöyle dedim. 13 Ağustos 2018 basın toplantısı 13 maddeyi açıkladıktan sonra bunları yapmazsanız Türkiye daha da derinleşen bir krizin ortasına doğru gider. 2018, 13 Ağustos 2018'de bunları yapın yaparsanız ülke düzelebilir. Yapmazsanız Türkiye daha da derinleşen bir krizin ortasına doğru gider dedik. Yapmadılar. Hiç önerilerimizi dinlemediler. Kendi bildiklerini okudular. Bugün bu noktaya geldik. Bizim ne kadar iyi niyetli olduğumuzu bütün vatandaşlarımızın bilmesi lazım. Bütün partilerin bilmesi lazım. Hangi partiye sempat duyuyorsa. Yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı bir siyaset anlayışını dile getirmeye çalışıyoruz. Yanlış yapıyorsun, şöyle yap diyoruz. Diyebilir ki, ya öyle diyorsun ama bu yanlış. Diyebilir, olabilir. Biz de yanlış yapabiliriz. Yanlış da düşünebiliriz. Akıl akıldan üstündür. Bizim bilmediğimiz o bilebilir. Ama hiç bakmayıp bildiği yoldan ve bildiği ilkelerden yola çıkıp israftan şuradan buradan yola çıkıp ülkeyi yönetirseniz Türkiye bugünkü duruma gelmiş olur. Daha da derinleşti ve kriz derinleşti. İşsiz sayımız 10 milyonu aştı arkadaşlar. 10 milyonun üstünde işsizimiz var. Kimler yaşadı krizi? Sarayda yaşayanlar mı? Hayır onlar lale devrinde. Onlarda orada hiçbir kriz yok. Mutfak mükemmel. Her şey var mutfakta. Dünyanın her tarafından en kaliteli yiyecekler orada var. Adını bilmediğimiz yiyecekler orada var. Herkesin işi var. Herkesin cepleri dolar dolu. Türk lirası demiyorum. Dikkatini çekin. Herkesin sarayda yaşayan herkesin cepleri dolar dolu. Varlıklarını edinmişler. Sadece Türkiye'de değil Amerika'da. Gökdelenleri var. Çiftlikleri var. Her şeyi var bunların. Kimle yaptılar bu parayı? 83 milyonun alın terini sömürerek yaptılar. Bunun üzerine ekonomi daha da pandeminin de gelmesiyle ekonomi daha da derin bir krizin içine sürüklendi. Son iki gündür bunları görüyoruz zaten. Kontrol edemiyorlar. Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin para değerini belirleyen şey o ülkenin üretim gücüdür. Üretim gücünüz varsa paranız değerlidir üretim gücünüz yoksa paranızın değeri sıfırdır. Üretim gücü. Biz neden ısrarla 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 üreten Türkiye diyoruz? Paramız değerli olsun. Türkiye'nin şanı şerefi olsun. Türkiye büyük bilgi olsun. Türkiye'nin parası her yerde itibar görsün. Üretirseniz olur. Üretmezseniz ne olacak? Gidip Amerikan dolarına mahkum olacaksınız. Avrupa'nın avrusuna mahkum olacaksınız. İhalenizi bile müteahhit Türk iş yeri Türkiye'de yapılacak. Bütün malzemeler Türkiye'de üretiliyor ama ihaleyi dolar üzerinden yapıyorsunuz. Neden? Niye yapıyorsunuz? Bunun da sorgulanması lazım. Bunun üzerine 18 Mayıs 2020 bakın öbürünü Ağustos'ta yapmıştım 2018. 18 Mayıs 2020'de de bir basın toplantısı daha yaptım. Buhran'dan çıkış çağrısı. Yine kimseyi eleştirmedim. Bir ekonomik buhran var. Artık kriz demiyoruz buna. Her evde, her mutfakta yangın var. İnsanlar geçinemiyorlar. Herkesin büyük derdi var. Türkiye'yi buradan çıkarmamız lazım. Oturduk. Buğrandan çıkış çağrısı diye. 16 madde halinde yine saydım. 16 madde. Bunları yaparsan biz de destek oluruz. Ben 2018'deki çağrıda da Buğran'dan çıkış çağrısında da dedim ki eğer bir yasa değişikliği gerekiyorsa bu söylediklerimle ilgili biz muhalefet olarak parlamentoda her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü biz insanımızın aç kalmasını istemiyoruz. İşsiz kalmasını istemiyoruz. Her türlü katkıyı vermeye hazırız dedik. Ama kabul etmediler. Aynı yanlışı bugün de sürdürüyorlar. Aynı yanlışı. Aynen devam ediyorlar bir dairenin içinde dönüp duruyorlar. Aynı hataları tekrar ederek kendilerine yeni bir yol arıyorlar. Aynı hatayı yapan kişinin kendisine yeni bir yol, bir çıkış bulması mümkün değildir. Akıl var, mantık var. Değerli arkadaşlarım, bugün geldik, 18 yılın sonunda bugün geldiğimiz nasıl bir Türkiye? İki katmanlı bir toplumuz. İki katmanlı bir lale devrini yaşayanlar iki ekmek mücadelesi verenler iki katmanlı bir toplum lale devrini yaşayanlar belli para pulla onların ilgisi yok cepleri dolar dolu her şeyleri var yedi tülalelerine yetecek kadar siyasetten mal varlığı da edindiler bunların hiçbir derdi yok. İşsizlik diye, yoksulluk diye bir dertleri hiç yok. Ekmek kavgasında olanların derdi var. Bakın. Lale devrini yaşayanlar sömürü düzeninden alın terini sömürerek hayatlarını sürdürüyorlar. Öbürleri alın teri döküyorlar. Akşam evime ekmek götürebilir miyim diye. Günde 39 liraya mahkum olan insan işte bulamıyor, çalışamıyor da. Çünkü çalıştığı zaman 39 lira geçinemiyorum gidip çalıştığı zaman işinden ayrıldığı fabrikadan kıdem tazminatı alamayacak. Sosyal sigorta primi yatmıyor. Eşi hastalandı, çocuğu hastalandı veya kendisi hastalandığı zaman doktor da bakmayacak ona. Senin sigorta primin yatmamış diyecek. O kadar derin bir krizin içindeki toplum ne kadar toplum bunun farkında bilmiyorum. Ama hep biz anlatmak zorundayız. Bir grup ay başını nasıl getireceğim diyor. Borcum var icra dairelerine düşebilecek düşer miyim diyor. Sağdan soldan borç para alabilir miyim diyor. Buradan şeyi anlatmak isterim. Titanik. Batan gemi. İngiltere'den kalkıp New York'a giden Dünyanın en büyük gemilerinden birisi. İlk yapılan, ilk seyahatinde buz çarptı ve battı. Titani filmini sanıyorum toplumumuzun büyük bir kısmı izlemiştir. Orada da iki katmanlı bir toplum vardı. Birinci sınıfta seyahat edenlerin kameraları son derece lükstü. Her şey vardı. Yemekler mükemmel. Her şey vardı. Sadece yemek değil yanında müziği var. Parlak garsonlar hizmetler. Her türlü hizmeti yapıyorlar. Orada hiçbir sorun yok. Açtı, aç, açıkta kalan hiçbir şey yok. Hiçbirisinin gelecek endişesi de yok. Hepsinin durumu çok iyi. Bir de ikinci sınıf vardı. Yukarıya çıkamayanlar. Öyle lüks garsonlar, müzik falan filan bunların hiçbirisi yok. Kendi aralarında eğleniyorlar. Ama bunların bir umudu vardı. Amerika'ya gideceğim. İş bulacağım. Çalışacağım. Zengin olacağım. Tekrar kendi ülkeme belki döneceğim diyor. 18 yılda bizim alt katmanın umutlarını yok ettiler. Titanik'te ikinci sınıf vatandaşların umutları vardı. Bizde umudu tükettiler. Hayali tükettiler. Dolayısıyla bunu da bütün arkadaşlarımızı anlatmamız lazım. Peki asıl soru şu. Bu gemi battığında ilk kurtarılanlar kimlerdi? Filikaya ilk binenler kimlerdi? İkinci sınıfta olanlar mı? Hayır. Kapıya vurdular anahtarı yukarı çıkmayacaksınız dediler. O birinci sınıf olanlar, lüks kameraları olanlar, yemek yiyenleri filikalara bindirdiler. Önce onlar gidecek dediler. Değerli arkadaşlarım, son 7 ayda 79 milyar lira para basıldı. 79 milyarla Merkez Bankası 79 milyar lira para bastı. Nereye verdi bu parayı? Kime verdi? Beşli çeteye verdi. Onların borçları var. Vatandaşa sana bin lira veriyorum sesini kes otur dedi. 79 milyar lira parayı verdiler. Parayı alanlar ne yaptı? Koşa koşa gittiler, dolar aldılar. Çünkü aldılar doları, dolar yükseldikçe yine keyiflerine bakıyor. Çiftçi perişan, emekli perişan, esnaf perişan, işsiz e zaten halatırı bile sorulmuyor. Türkiye'yi titaniğe dönüştürdüler ama umudu yok ederek. Değerli arkadaşlarım, Şimdi bir Türkiye tablosu çizdim. Karamsar bir tablo. Ama bizim bir görevimiz var. Biz sıradan bir parti değiliz arkadaşlar. Gelir geçer bir parti de değiliz. Güçlü tarihi kökleri olan, kuvayi milliye geleneği olan, kendi ülkesini ve kendi insanın üzerine titreyen bir gelenekten geliyoruz. Siyaseti ahlaki temellerde yapma, yapan, herkese eşit hizmet götürmeyi ilke edinen, herkesin rahatlıkla yaşayabileceği bir Türkiye'yi inşa etme geleneğinden geliyoruz biz. Dolayısıyla bu ağır buhranı aşmak zorundayız. Diyeceksiniz ki Türkiye yönetiliyor. Hayır efendim, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Türkiye'yi kim yönetiyor? Yönetim diye bir şey yok. Kim yönetiyor? Diyeceksiniz ki efendim işte Türkiye'nin uçtuğu söyleniyor. Doğru. Yokuş aşağı. Freni patlamış kamyon. Hep beraber aşağı gidiyoruz. Saraydakiler hariç. Onlar uçakta seyahat ediyorlar. Peki güven vermeyen bir Türkiye var. Diyeceksiniz ki ya Sayın Genel Başkan peki bir önerin kalmadı mı? Her şey bitti mi? Hayır efendim bir önerim var. Erdoğan'a bir çağrım var. 83 milyonun huzurunda bir çağrım var. Sayın Erdoğan, hala bu milleti seviyorsan, hala bu milletin perişan olmasını istemiyorsan, ilk yapacağın iş o sosyete damadın görevine son vermektir. Bu kadar açık. Onu savunmaya kalkma. Zaten berabersiniz ben onu gayet iyi biliyorum. Suçu onun üzerine yıkıyorsun bazen, bazen savunuyorsun. Bu sosyete damadın, ekonomiden, ekonomiden falan filan anladığı yok. Fakir fukarayı da anladığı yok bunun. Bunun bir eli ya da bir eli balda bu zaten. Dolayısıyla bunun görevden alınması toplumu rahatlatacak. Senin parti tabanını da rahatlatacak. AK Partilileri de rahatlatacak. Al kardeşim bunu görevden. Bu işi bilen dünya kadar insan var. Efendim faizi düşüreceğiz, ekonomi düzelecek. E ne oldu Merkez Bankası? Faizleri yükseltti. Hani düşüyordu? Bu kadar beceriksiz bir yönetim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç gelmemiştir. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu sömürü düzenli Kuran damattan kurtulabilirse, belki ikinci üçüncü adımları biraz daha rahat atabilir. Ha, alabilir mi görevden? Almaz, alamaz, beceremez, güvenemez. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinde güveneceği adam yok. Damat var tek güveneceği adam. Kuşkuyla devleti yönetemezsiniz. Kaygıyla devleti yönetemezsiniz. Öngörüyle yöneteceksiniz devleti. Ahlakla yöneteceksiniz. Liyakatla yöneteceksiniz devleti. Sorunu yaşayanları çağırıp bir konuşsana. Cesaret edip onları bile çağırın ya. Değerli arkadaşlarım. 37. kurultayımızda kabul ettiğimiz 2. yüzyıla çağrı beyannamesinin bu anlamda ayrı bir önemi vardır. Bu çağrı beyannamesi bir umut beyannamesidir. Bu çağrı beyannamesi Türkiye'nin yeniden inşa edilme beyannamesidir. Bu çağrı beyannamesi halkçılık ilkesinin gereği olarak demokrasiyle cumhuriyetin taşlandırılması beyannamesidir. Bunu her arkadaşımız, özellikle grup başkan vekili olan arkadaşlarıma söylüyorum. Böyle küçük cebe girecek İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi yapacaksınız. Herkesin cebinde olacak. Gittiğinde alacak. Size gerekirse 50'şer yüzer tane verelim. Gittiğiniz yerde de dağıtın. Biz ülkemizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Hizmet etmek istiyoruz. Temiz ahlaklı hizmet etmek istiyoruz. Türkiye bu buhrana layık değil. Bu karamsarlığı toplumun üzerinden silkip atmamız gerekiyor. Bunu yapacak olan biziz. Ve dostlarımızla birlikte yapacağız. Ben dostlarımızla birlikte yapacağız deyince onlar kendilerini kavakta görüyorlar. Nerede, nereye çıkarsan çık kardeşim. Bu memleketi, bu memleket düzlüğe, aydınlığa çıkarmak beraber olacak. Birlikte yapacağız biz bu işi. Dostlarımızla birlikte yapacağız. Güçlü bir demokratik parlamenter sistem halkına hesap vermeyi onurlu bir görev kabul eden bir siyaset anlayışıyla biz bunu yapacağız. Malı götüren değil, hesabını veren siyaset anlayışıyla. Her kuruşun hesabını veren, kul hakkı yemeyen siyaset anlayışıyla yapacağız biz bunu. Dolayısıyla biz bunu gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Bu bizim sözümüzdür. Sizin sözünüzdür. Hepimizin sözüdür. Bunu yapacağız. Biz bu hedefe kilitlenirken bizi engellemek isteyeceklerdir. Onların görevi bu zaten. Hiç önemli değil. Bizi hapisle tehdit edecekler. Milletvekillerimizi bazen hapse atacaklar. Atmazlarsa namerttirler. Bizi linç girişimleriyle korkutmak isteyecekler. Linç girişiminde üç kez, beş kez, yüz kez bulunmazsanız namersiniz. Hepsiyle mücadele edeceğiz. Dört koldan üstümüze gelecekler. İsterse dört kol değil, dört yüz koldan gelsinler. Mücadele edeceğiz. Her türlü iftiraya atacaklar. Engellemek için. Bütün kutsal değerlerimizi kendi özel çıkarları için istismar edecekler. Televizyonları, gazeteleri, besleme köşe yazarlarıyla her türlü karalamayı yapacaklar. Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. Ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesidir. Cumhuriyet Halk Partisi ve bu partiye oy verenler ve vermeyenler şu gerçeği çok iyi biliyorlar. Eğer bu ülkede bir Cumhuriyet Halk Partisi varsa bu ülkenin sarsılmaz bir sigortası var demektir. Sigortasıdır. Devletin sigortasıdır. Halkın sigortasıdır. Vatandaşın sigortasıdır. Çünkü neden? Çünkü biz çiftçiyiz. Biz köylüyüz. Biz işçiyiz. Biz emekliyiz. Biz sanayiciyiz. Biz eve hizmet götüren kuryeyiz. Biz apartman görevlisiyiz. Biz sağlık çalışanlarıyız. Biz devlet memuruyuz. Biz halkız. Halktan ve haktan yanayız. Bizi başka bir partiyle kıyaslamasınlar. Çünkü biz tepeden tırnağa kuvayı milliyeciyiz. Tepeden tırnağa. Ve biz siyaseti halka adanmışlık üzerine yaparız. Bize göre ne ezen ne ezilen insanca, hakça bir düzeni bu ülkeye getirinceye kadar mücadele eden bir siyasi partiyiz. Ahlaklı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye coğrafyasına dağılıp bunları anlatma göreviniz var. Bu parti meclisinin böyle bir sorumluluğu var. Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. İster sıradan üyesi ol, istersen genel başkanı ol. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz. Her birimizin, her birimizin tek tek Türkiye coğrafyasında çalışması lazım. Anlatacağız bunları. Halka umut vereceğiz. Bütün bu sorunları aşarız. Fazla değil. 18 yılda memleketi bu hale getirdiler. 5 yılda Türkiye'yi bu bölgenin yıldızı yapacağız. Bunu büyük bir azim ve kararlılıkla dile getirin. 5 yılda. Biz çünkü siyaseti halk için yapıyoruz. Herkes için yapıyoruz siyaseti. Temiz siyaset, düzgün siyaset, ahlaklı siyaset, erdemli siyaset, bilgiye dayanan siyaset yapıyoruz. Böyle bir hedefimiz var ve bu hedefi gerçekleştirecek olanlar da ana aktörlerden birisi de parti meclisimizin değerli üyelerim. Dolayısıyla hepinize tekrar şükran borçluyum. Birazdan kapalı oturumumuz başlayacak. Görüşeceğiz. Hepinize şükranlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet. Tamam. Şuraya alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi eee en genç Tabi olur tabi tabi ee, en genç evet ee, bir e, kadın ve erkek gelin bakalım. E ee, tamam değil mi Ömer Bey? Televizyoncu arkadaşlarımız çıkıyor mu? Tamam. Tabii.